Sadece maddi şeyleri gören Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ı ve onun mucize devesini küçük görmesi. Hak Teala bir orduyu helak etmek isteyince düşmanları üstün ve güçlü bile olsa ordunun gözüne onları küçük gösterir, az gösterir. Salih Aleyhisselam'ın devesi görünüşte deveydi. O zalim ve nankör kavim bir mucize olarak kocaman bir kayanın içinden çıkmış olan deveyi bilgisizlikleri yüzünden kestiler. Su yüzünden deveye düşman oldular. Halbuki ekmeğe karşı da suya karşı da kör olanlar onlardı. Yani biliyorsunuz Salih Aleyhisselam'ın kavmi mucize istedi. Kayanın içerisinden deve çıktı. O devenin sütünden istifade ediyorlardı. Fakat bunun karşılığında da deve büyük olduğu için çok su içiyordu. Bu sefer onun verdiği süt gözlerine görünmez oldu. İçtiği suyu kıskandılar. Onu öldürmek istediler. Deveyi kestiler. Halbuki diyor su da Allah'ın suyuydu. Yani suyu sen yerler mi veriyorlardı diyor. Allah'ın devesi ırmaktan, dolayısıyla buluttan su içmekteydi. Onlar tuttular, Allah'ın suyunu Allah'tan esirgediler. Salih'in devesi, salih kişilerin, temiz insanların bedenlerine benzer. Salih kişiler, kötülerin, azgınların helaki için birer tuzaktır. Hazreti Salih'in, deveye dokunmayınız, su içmesine engel olmayınız demesini dinlememeleri, Semud kavmini ne dertlere uğrattı, nasıl helak etti? Hakkın kahrının memuru, bir devenin kan pahası olarak onlardan bütün bir şehir istedi. Yani orada o deve Allah-u Teala Nakatullah diye geçiyor ayette, Allah'ın devesi. Ona el uzatan Allah-u Teala'ya uzatmış gibi oluyor ya. Allah-u Teala da onların karşılığı olarak hepsini helak etti. Bir deveye karşılık olarak hepsini helak etti. Evet. Ruh salihe benzer. Ten ise deve gibidir. Ruh buluşma zevkine dalmıştır. Ten ise ihtiyaçlar içinde kıvranıp durmaktadır. Burada Salih Aleyhisselam insan ruhu, deve de insanın bedenine benzetilmiş. Ruh Allah'la buluşma zevkindedir. Ten ise ihtiyaçlar içinde kıvrılıp durmaktadır. Yani beden ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim, nerede barınacağım sürekli bunlarla meşgul. Ama ruh ise Allah-u Teala ile beraber olmanın zevkini yaşar. Salih kişinin ruhu afetlere uğramaz. Deve yaralanabilir, ölebilir. Fakat salihin özüne, ruhuna bir şey olmaz. Böyle bir ruha sahip olanlara kimse üstün gelemez. Gelse bile sedefe kabuğa gelir de öze inciye gelmez. Salihin ruhu incitilemez. Allah'ın nuru kafirlere mağlup olmaz. Cenab-ı Hak gizlice insanla, insan cismiyle ilgilendi. Ona yakın oldu ki kötü kişiler onu incitsinler de Hakk'ın imtihanını görsünler. Bu beyit üzerinde çok düşünmek gerek. Bazıları bu beyti Cenab-ı Hak ruhu gizlice bedenle birleştirmiştir diye tercüme etmişlerdir. Halbuki beytin aslında ruh kelimesi yok. Hak kelimesi var. Bundan sonra gelen beyit bu beyti tamamlamaktadır. İnsanı inciten kişi Hakk'ı incitmiş olur denmektedir. Bu da çok önemli, arka beyitlerde gelecek. İnsanı inciten Hakk'ı incitmiştir. Salih Aleyhisselam'ın devesini öldürdüler diye Allah-u Teala bütün Salih Aleyhisselam'ın kavmini helak ediyor. Niye? Çünkü o Allah-u Teala'yı temsil ediyor. Allah-u Teala'nın kulları da Allah-u Teala'nın eseridir. Yani bir şiiri beğenmemeniz, şairi beğenmemeniz, bir eseri beğenmemeniz, o eseri meydana getiren kişiyi beğenmemeniz anlamına gelir. Halkı inciten de Hakk'ı incitmiş oluyor. Çünkü halk, yaratılmışların hepsi Allah-u Teala'nın nesidir? Eseridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla bir çöplükten geçiyormuş. Bir köpekle eşi görmüşler. Hepsi ne pis kokuyor dedikleri halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dişi de beyazdı buyurmuş. Şarih Ankaravi Hazretleri, Hak Teala Hazretleri bu cisme gizli olarak muttasıl oldu diyor. Allah maddi bir varlık değildir ki haşa insanla birleşsin. Allah mana sıfatları ile insanda tecelli etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de biz ona şah damarından daha yakınız diye buyurduğu zaman bu yakınlık maddi ve hulul gibi bir lekeden uzaktır. Sultan Veled Hazretleri de İntihaname eserindeki bir beyitinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sırrı demirin içinde saklanan kıvılcım gibi insanda gizlenmiştir.
İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Allah cümle alemin sığınacağı, başvuracağı bir zat olmayı murat etmiştir de bu yüzden bedenle ilgilenmiştir. Sen de bir velinin beden devesine kul, köle, kesil de salih peygamberin ruhu ile kapı yoldaşı ol. Devenin yavrusu nedir? Salih peygamberin gönlü. İhsanlarda bulunun, iyilikler ediniz de onun gönlünü ele alın. Eğer onun gönlü alınır, hatırı hoş edilirse azaptan kurtulursunuz, yoksa ümitsizliğe düşersiniz de ellerinizi kollarınızı ısırır durursunuz. Kanne Helevi'nin kitabında Hayat-ı Sahabe'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan bir rivayet okumuştum. Orada diyor ki, günahkarların zatına, şahsına buğz etmeyin, işledikleri günahlara buğz edin. Çünkü onun zatını yaratan Allah'tır, Allah-u Teala'nın eseridir. O manada. Düşünce gelişiyor ya hocam, onun için diyorum. Onu işte izah etmek gerek. Yani Mevlana okuyanları böyle çok aşırı yorumlara gidiyorlar, yanlış yorumlara. Halkı çok yanlış yönlendiriyor. Yani şu şekilde, Yahudi de olsan, evet, ne olursan ol gel demek, gel de Müslüman ol anlamında. Gel burada Yahudi ol, Hristiyan ol, beraber oturalım manasında değil. Yani Mesnevi'de öyle bir ibare geçmiyor da. Ama sonradan diyor, bin kere tövbeni bozsan yine gel diyor. Doğru, bin kere tövbeni bozsan yine Allah'ın kapısına geleceksin. Yahudi olsan da, Yahudi de Allah'ın kapısına gelecek. Hristiyan da Allah-u Teala'nın kapısına gelecek. Ama sen Yahudi ve Hristiyan olarak da kal anlamında değil. Buraya gel, tövbe et. Başka çıkış yolu yoktur anlamında. Anlamak lazım.